Herkese merhabalar, ben Onur Alpaydın. Bugün elimde bir Samsung Galaxy S5 var ve bununla ilgili genel bir inceleme yapacağız. Dilerseniz öncelikle biraz cihazın şeklinden bahsedeyim. Çünkü tasarımda da oldukça bir değişikliğe gidilmiş. Her ne kadar ön yüzü oldukça Samsung Galaxy S4'e benzese de gerek arka kapakta gerekse kalınlık ve ağırlık konusunda Samsung birkaç radikal değişiklik yapmış. Kapak şu şekilde hafif tırtıklı bir yüzeyle birlikte geliyor. Her ne kadar koyu bir yüzey olsa da, yani elden kaymayan güzel bir tasarıma sahip olsa da beyaz modellerinde özellikle bu biraz şikayetle birlikte gelmeye başladı. Arka kısımda hemen böyle tombul bir kameramız var. Şurada bir LED flash'ımız var ve bir kalp sensörümüz var. Üst kısımda bir tane 3,5 mm jack girişimiz var. Hemen şurada kızılötesi sensörümüz var. Yine hemen sol kısma Samsung ses azaltma ve açma şeyleri koymuşlar. Alt kısımda gördüğünüz gibi micro USB 3 girişi var. Fakat su geçirmez bir cihaz olduğu için bu şekilde kapatılmayı tercih edilmiş. Hemen altta yine bir mikrofon mevcut ve sağ kısımda ise ekran uyku moduna sokan bir tane cihaz var. Dilerseniz biraz cihazın teknik özelliklerinden bahsedeyim. Fakat teknik özelliklerinden de bahsederken bir AnTuTu Benchmark testi başlatmak istiyorum. Bu şekilde diğer telefonlarla da karşılaştırmasını yapabiliriz. AnTuTu Benchmark sistem testi oldukça meşhur bir sistem testidir. Bu noktada buna güvenebilir ve diğer telefonlarla karşılaştırma konusunda da biraz bahsedebilirsiniz. Dilerseniz testi başlatıp biraz sistemsel özelliklerinden bahsedeyim. Cihaz 2014'ün Şubat ayında tanıtıldı. Boyut olarak şuradan şuraya 14,2 santimetre, genişlik olarak 7,25 santimetre ve kalınlık olarak ise 0,81 santimetre. Bu Samsung Galaxy S4'te 0,79 santimetreydi. 145 gram olarak geliyor, oldukça ele oturan ağır bir cihaz olmuş. Çünkü Samsung Galaxy S4'te bu cihaz 130 gramdı. Yaklaşık bir 15 gramlık bir ağırlaşma mevcut. Ekran Super AMOLED bir ekran. Samsung bundan vazgeçmemiş ve 1080p Full HD bir ekrana sahip. 5,1 inçlik, şuradan şuraya köşeden köşeye 5,1 inçlik bir ekran ve 432 PPI olarak geliyor. Bu oldukça yüksek bir rakam. Şu an muadilleri arasında en yüksek piksel yoğunluğuna sahip olan, yani inç başına düşen piksel sayısına sahip olan cihaz olmuş. Gorilla Glass 3 bir camla geliyor. Bu ne demek oluyor? Kolay kolay çizilemez anlamına geliyor. 10, 16 ve 32 GB'lık versiyonları var ve bunu micro SD ile birlikte 128 GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Burada eklemek istediğim bir şey var. Artık SD ile, yani micro SD karta uygulamaları taşıyabiliyorsunuz. Bundan önceki versiyonlarda bu ne yazık ki mümkün değildi. Fakat buradan itibaren eğer hafızanız dolarsa oyunlarınızı ve benzeri uygulamalarınızı micro SD'ye taşıyabiliyorsunuz. 2 GB'lık bir RAM de gelmiş. Bu en fazla şikayet edilen konusuydu. Çünkü Samsung Galaxy Note 3'te 3 GB'lık bir RAM mevcuttu. Fakat burada 2 GB RAM'i düşürmüşler. Snapdragon 801 işlemci ile birlikte gelmesi bu cihaza oldukça kuvvetli bir cihaz yapıyor. Ki şöyleydi, daha önceki versiyonlarda Amerika ve Avrupa modelleri farklı işlemcilerle birlikte geliyordu. Fakat bu modelde tek bir işlemci, o da Snapdragon 801 model 2,5 GHz'lik 4 çekirdekli bir işlemci ile birlikte gelmiş. Ve Adreno 331 grafik kartı var. Yani bir cihazda bulabileceğiniz en iyi işlemciye şu an Samsung Galaxy S5 sahip. Wi-Fi kartından normalde bahsetmem, fakat bunu bahsetmem gerekiyor. Normalde A, B, G ve N 802.11 versiyonları kullanırken yeni çıkan yeni nesil olan AC'yi, 802.11 AC'yi de Samsung Galaxy S5 destekliyor ki bu uzun vadede çok hızlı internet kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Şu an için çok fazla modem olmasa da uzun vadede bunun gerçekten faydasını göreceğiz. Kameralardan bahsedelim. Arkadaki kamerayı oldukça detaylı olarak bahsediyorum. Lütfen bunu playlist'te videonun sonunda göreceğiniz oynatma listesinde lütfen izleyin. Bununla ilgili çok fazla şey anlatacağım. 16 megapiksellik bir kamera ile birlikte geliyor ve otofokusu gerçekten çok hızlı. Muadillerine oranla gerçekten iyi bir kamera olduğunu söyleyelim. Hemen önde bulunan şu kamera 2 megapiksellik bir kamera, bir selfie kamerası ve 2 video 2K'da, yani UHD bir video kaydı yapabiliyor. 4K değil, 2K. Ek olarak şunlardan bahsedelim. 2800 mAh çıkabilen bir batarya var. Hemen şuradaki çeltikten arka kısmı çıkarabiliyorsunuz. Dilerseniz biraz cihazımızı görelim. Benim cihazım hemen gördüğünüz gibi 34.880 puan alıyor. Samsung Galaxy Note 3'ten daha yüksek. Xperia Z Ultra'dan, Xiaomi Mi 3'ten, LG G2'den, S4'ten, HTC One'dan ve muadili olarak sayabileceğimiz hemen hemen her cihazdan daha yüksek bir sistem sonucu alıyor. Şaştım mı? Doğrusu şaşmadım. Dilerseniz biraz detaylara bakalım. Bunu merak edenler olacaktır illa ki. Çoklu görev yöneticisinden UX dediği arayüz, bu arada Android 4.4.2 ile birlikte geliyor, KitKat versiyonu. Bu muhtemelen 4.4.2'den sonra gelecek olan bütün versiyonları yıllarca alacaktır. Gördüğünüz gibi burada farklı farklı şeyler var, sonuçlar var. Bunları görmek isteyenler için hemen şuradan şöyle bir geçeyim.
lütfen playlistteki diğer sistem testlerine de bakın. Fakat biraz dilerseniz cihazdan bahsedelim. Çünkü bu cihaz bahsedecek çok fazla şeyi var. Bunları söyleyelim. Şimdi dediğim gibi uygulamaları SD karta taşıyabilmek çok mühim bir şey. Çünkü daha önceki versiyonlarda bununla ilgili çeşitli sıkıntılar yaşanıyordu. Çünkü hafızada olduğunda bu cihazda herhangi bir oyunu, uygulamayı SD karta taşıyamadığınız için aslında micro SD kartta pek bir işe yaramıyordu. Fakat Samsung bu sorunu gidermiş. Suya, toza karşı dayanıklı olması çok mühim bir nokta. IP67 adı verilen bir sertifika ile birlikte geliyor. Şuralarda göreceğiniz kısımlar, buradaki düğme ve arka kısımdaki kapak araları kapatılmış. Bu şekilde herhangi bir şekilde suya girdiğinde, tabi suda çok uzun süre yıkamanızı ya da suya girip çıkmamanızı söylemiyorum, fakat en azından bir yarım saat civarında herhangi bir şekilde su geçirmiyor. Şu alttaki kısımda sanki kırılacakmış gibi bir ya da kopacakmış gibi bir izlenim yaratsa da sağlam bir alt kapaktır. Fakat bu güzel bir özellik. Bunu artık Samsung Galaxy Active serisini görmeyeceğimiz anlamına geliyor olabilir. Çeşitli ek özelliklerinden bahsedeyim, çünkü aslına bakarsanız bu cihazın esas maliyetine neden olan şeylerin muhtemelen ek özellikleridir. Samsung'un hep birlikte getirdiği S-Voice, akıllı duraklatma, akıllı bekleme, akıllı kaydırma, işte Dropbox'la birlikte ek gigabyte ekstra bir hafıza verme ya da işte swipe gibi artık belirli özelliklerin olduğunu biliyoruz. Bunları ek olarak kalp ölçer kısmından biraz bahsedeyim. Hemen şöyle gördüğünüz S-Health uygulamasını girdiğinizde, ki bu uygulama sadece S-Health ile birlikte kullanılabiliyor, kalbinizin ne kadar attığını, yani dakikada ne kadar attığını ölçebiliyorsunuz. Hemen şurada gördüğünüz arkadaki kısma parmağımı dokunduruyorum ve gördüğünüz gibi şurada bir tane kırmızı ışık yandı şu an parmağımın üzerinde ve gördüğünüz gibi şu an ölçülüyor diyor. Daha önceden ölçmüştüm, 85 BPM yani beat per minute yani dakikada atım ölçmüştü. Şu an sabit ve sessiz durmaya çalışın diyor. Gördüğünüz gibi 93 BPM saat işte dakikada 93 kere attığı söyleniyor. Farklı bir parmaktan deneyelim bakalım gerçekten bir farklılık olacak mı? Bu sefer de orta parmağımızı koyalım. Yine 93 BPM çıkarsa muhtemelen daha güvenilir bir şey olduğunu söyleyebilirim. Bunlar bu arada kaydediliyor S-Health adı verilen sağlık uygulamasına. Bu şekilde sizin yaptığınız spor ve benzeri şeylerde de sizin şeyinizi yapıyor. Fakat 84 BPM çıktı, çok da aynı olduğunu söylemeyeceğim. Son bir kez daha yapıp diğer parmağımla denemek istiyorum. Bu sefer sessiz duralım. 88 BPM artık bir ortalamasını bulmaya başladı yavaştan. Fakat güzel bir özellik. Ne kadar kullanırsınız bilmiyorum. Fakat ek bir tane daha sensörün gelmesi oldukça güzel olmuş. Şimdi biraz dilerseniz yeni arayüzden bahsedeyim. Çünkü bu yeni arayüz oldukça akıcı olmuş. Ben Samsung Galaxy Note 2'yi, S3'ü, S4'ü ve Note 3'ü kullandım. Ve Samsung'un klasik arayüzünü biraz daha değiştirmişler. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Mesela bu tür düğmelerde değişiklik var. Ya da hemen ayarlara girdiğinizde burada göreceğiniz menülerde ciddi değişiklikler var ve daha akıcı olmuş. Normalde ekranı kaydırdığınızda daha seri olarak değişiyor. Göstermek istediğim birkaç tane özellik var. Bunlar özellikle şurada bulunan şeyler. Bunlardan bir tanesi ultra güç tasarrufu. Bu çok güzel bir özellik. Cihazınızı ultra güç tasarrufuna aldığınızda göreceğiniz üzere şu an %82 olan pil yüzdesini bekleme süresini 10.2 güne çıkartıyor. Yani olur da şarjınız çok azsa ve sadece telefon ve mesajlaşma ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız, örneğin önemli bir telefon edebilirsiniz ya da birinden telefon bekliyorsunuzdur, bu tam sizin için. Gördüğünüz gibi ekranın gri rengini gri tonlamaya değiştiriyor. Uygulamaların kullanımını yalnızca temel uygulamalar ve uygulamalarla sınırlandırıyor. Yani gidip bir WhatsApp kullanamıyorsunuz ya da işte Wi-Fi gibi çeşitli özellikleri kullanamıyorsunuz. Ekran kapatıldığında mobil veriyi kapatıyor ve Wi-Fi ve Bluetooth gibi bağlanabilirlik özelliklerini kapatıyor. Tamam dediğinizde belirli bir hazırlanma süresi geçiriyor gördüğünüz gibi ve telefonu oldukça ilkel bir moda dönüştürüyor. Şu an gördüğünüz gibi ekran sadece gri ve siyah şekle dönüşecek ve ciddi bir süre verecek size. Burada ne kadar az uygulama kullanırsanız sizin için o kadar güzel oluyor. Gördüğünüz gibi şu an 3 tane kısım var. Bunlardan bir tanesi telefon. Bu telefonu kullanabiliyorsunuz. Mesajlaşma ve internet. İsterseniz buraya yeni şeyler ekleyebiliyorsunuz, fakat bu sizin batarya sürenizi biraz daha düşürüyor. Bu bağlamda gerçekten çok güzel bir şey. Ve burada gerçekten CPU kullanımını çok düşürüyor, RAM'in kullanımını çok düşürüyor ve diğer özellikleri oldukça düşürüyor. Geriye basaraktan hemen şuradan ultra güç tasarrufu modundan devre dışı bırakabiliyorsunuz ve telefonunuz tekrar hızlanaraktan eski haline
geri geliyor. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Bunun altını çizmem gerekiyor. Bunun gibi çok yaratıcı bir tane daha özellik var. Onu da bilahare bahsedeceğim. Şu özellik. İndirme güçlendiricisi. Bunun yaptığı şu şekilde bir özellik var. Wi-Fi üzerinden ve aynı zamanda SIM kart üzerinden aynı zamanda dataları indiriyor ve bu dataları indirdiği telefon üzerinde birleştiriyor. Bu ne demek oluyor? Hem Wi-Fi üzerinden indirmiş kadar hızlı indirebiliyorsunuz, hem de cep telefonu üzerinden mobil ağdan indirebilmiş kadar hızlı indiriyorsunuz. Toplamda indirme hızınız yaklaşık 2 katına çıkıyor. Eğer önemli bir data indiriyorsanız ya da hemen kurulması gereken bir uygulama varsa bu özellik bunlardan herhalde en güzeli olabilir. Genel olarak bunlardan bahsedebilirim. Başka özelliklerden dilerseniz hemen şurada bahsedelim. Mesela güzel bir tane daha şey gelmiş, bu artık iPhone'larda alışmış olduğumuz araç kutusu denen şu yuvarlak düğme gelmiş. Şuna bastığımızda yine şu şekilde özellikler var. Ve benzeri birçok yeni özellik gelmiş. Bunları daha detaylı olarak hemen video sonunda göreceğiniz playlistten, yani oynatma listesinden görebilirsiniz. Bununla ilgili yaklaşık bir 2 saatlik, Samsung Galaxy S5 ile ilgili yaklaşık 2 saatlik toplam inceleme var. Lütfen bunları izleyin. Genel olarak bunlarla ilgili söyleyeceklerim şeyler bunlardan ibaret. Lütfen burada bulunan beğen ya da beğenme düğmelerini tıklayın. Bunları gerçekten çok ciddiye alıyorum. Ve hemen şurada gördüğünüz küçük fotoğrafıma tıklarsanız kanalıma abone olursunuz. Ve en yeni haber ve videolardan haberdar olabilirsiniz. Son olarak da facebook.com/onuralpaydin inceleme adresinden en yeni teknoloji haberlerini alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.